Evet değerli arkadaşlar, bu videoda Steinberg, biliyorsunuz videosunu hazırlamıştım, Halion ücretsiz sürümü vardı. Bu ücretsiz sürümü kaldırmışlar ve yeni bir sürüm eklemişler. O da ücretsiz. Şimdi onun kurulumunu yapmak istiyorum ve sizlere göstermek istiyorum. Steinberg.net sayfasına giriyorsunuz. Buradan artık İngilizce, Almanca hangi dili şey ediyorsanız o dili seçiyorsunuz. Ondan sonra burada Instruments'e gidiyorsunuz. Instruments'te Halion'a gidiyorsunuz. Şimdi satın alma sayfasına geldik. Buradan aşağıdan buraya basıyoruz. Ve burada Halion Sonic, burada görüyorsunuz ücretsiz olanı. En aşağıya kadar scroll yapıyoruz ve burada görüyorsunuz free. Saklamışlar, yani keşke sayfaya da koysalardı. Direktmen ulaşılabilecek yere, ama böyle saklamışlar işte. Buradan bunu download diyoruz ve giriş yapın diyor. Buradan şayet Steinberg üyeliğiniz varsa ve Halion haricindeki diğer şeyleri kullandıysanız deneyebilirsiniz. Bilemiyorum, bir defa mı lisans veriyor veya hiç Steinberg ürünleri olmayan birine mi veriyor bilmiyorum. Ben onun için yeni bir hesap açacağım buraya. Yeni üyelik yapacağım. Tabii ki oraya kayıt olmadığım bir e-mail adresi olması lazım. Şifreyi de yazdıktan sonra şartları kabul ediyorum diyoruz ve giriş yapıyoruz. Şimdi kod istiyor, onaylama kodu. Buradan kodu alıyorum e-mail adresimden. Şu kodu kopyalayıp oraya yapıştırıyorum. Burada işte duyurular falan gönderelim mi diyor. Evet diyorum. Siz hayır da diyebilirsiniz. Ama yeni duyurular tabii ki iyidir. Evet, burada adım adım sayfamız geldi. Şu an Windows için indireceğimiz için indir diyoruz. Bakalım. Bakalım ayrıyeten başka bir mail geldi mi? Evet geldi. Aktifleştirme kodu geldi. Bunu da buradan kopyalayacağım. İlk önce kuracağız tabii ki. Evet, kuruldu. Şimdi ilk de bu bilgisayar temiz bir bilgisayar. Yani içinde hiçbir şey yok. Sadece Chrome ve şeyi kurdum. Buradan giriş yapacağız. Ki şey etsin. Lisansı versin. Bakalım, ürün gözükmesi lazım aslında. Bilemiyorum yani. Göreceğiz. Bu bitsin. Şu an güncelleme yapıyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Şayet Cubase veya Steinberg ürünlerinden bir tanesi bilgisayarınızda kuruluysa ve bunu crack sayfalardan, yani kırık olarak kurduysanız, bu e-lisenser kuracak ve bu e-lisenser sizin o kırık sürümünüzü bozacak. Onu bilmeniz gerekiyor. Yani bunu lisanslı bilgisayarlara, ki lisanslı bilgisayarda, yani lisanslı Steinberg ürünü varsa sizde, zaten Halion Sonic'i otomatikman buradan kullanabilirsiniz. Yoksa sıfırdan kurmanız gerekiyor ve Steinberg ürünlerinin hiçbir şekilde bilgisayarınızda
lisanssız sürümleri olmaması gerekiyor. Hani test sürümünü indirirsiniz, onu kullanırsınız ama anahtar bozuk değildir. Onu da kurabilirsiniz. Ama kırık, yani gecrack dediğimiz crack, Cubase olabilir, Nuendo olabilir, Dorico olabilir. Bunların hangisini kullanıyorsanız kullanın, yani kırık sürümünü, bunu bilgisayarınızda çalışmaz. Şu an Elite Sensor'ı kuruyor. Sonuna kadar bekleyeceğiz. Bir de ücretsiz sesler olduğunu gördüm. Halion Sonic 7'nin yanında. Bakalım onu da kuralım. Şimdi arkadaşlar hep bana soruyorlar. Çoğu işte Studio One kullanıyormuş. Ve Halion tabii ki doğal haliyle yok. Şayet onun kırık sürümünü falan kullanıyorsanız o zaman zaten buna gerek yok. Çünkü zaten bir sürüm yüklüdür sizde ve benden alacağınız Halion ürünlerini orada kullanabilirsiniz. Ama yoksa, yani Steinberg ürünleri yoksa, o zaman tabii ki bu işlemi yapabilirsiniz. Yani bilgisayarınızda kurulu olmayacak. Onu tekrar söyleyeyim. Install diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi burada gözüktü. Ürünü ekledi. Şimdi bu ürünü bir kuralım. Yani şu durumda yaptığımız işlem fazla bir uzun işlem değil. Yani 2-3 adımla Halion Sonic 7'yi bilgisayarımıza kuracağız. Lisanslı sürümünü. Yani lisanslı dediğim şöyle, sınırsız kullanabileceğiniz. Ama bilmiyorum, bir kere kullandınız diyelim, bir bilgisayara şey ettiniz, sonra o bilgisayar bozuldu. Tekrar nasıl oluyor ondan emin değilim. Yine de bir bakabiliriz Steinberg sayfasına. Çünkü lisanslar orada. Bu kurulurken hatta gidelim. Buradan giriş yapacağız. Buradan download asas. Evet, burada mesela bilgisayarınız şayet çöktü, formatladınız, bir şey yaptınız. Bu üçüncü seçenek Almancasında Lizenzen nicht auf verfügbaren Computern deaktivieren, yani şey, çalışmayan veya silinmiş bilgisayarlar için alınmış lisansı kapat diyor. İngilizcesinde de deactivate licenses on unavailable. Evet, burası. Yani buradan İngilizcesi yine üçüncü seçenek. Products'u seçiyorsunuz şuradan. Buraya gittiğiniz zaman bakalım. Yok, kuruyor hala. Şurası mı acaba? Sesleri arıyorum. Aşağıda olması lazım. Evet, burada. Free Instruments demiş. 4 tane. Yani 4 paket. Bakalım bura ne yaptı? Burası bitti. Ekranı kapladığı için tam şey edemiyorum. Küçük bir laptop bu sonuçta. Şuradan. Evet, lisans yok diyor. Şimdi kontrol edecek, giriş yapacağız. Buradan izin vereceğiz. Yani oraya giriş yaptığımız için oradaki bilgileri istiyor. Ve buyurun. Evet. Eklemiş. Aktifleştirilmiş. Onay gelmiş. Ve içi tabii ki boş. İçinde ses yok. Şimdi seslere bakacağız. Şimdi bu seslerin lisanslarını alacağız. Bunu kapatıyoruz. Evet, seslerin olduğu yer. Şimdi bu sayfayı kaybetmemem için bunları hepsini sağ tıklayıp yeni bir tapta aç. Yani yeni bir pencerede aç diyoruz.
Buradan download for free diyoruz. Buna basıyoruz ve ondan sonra sanıyorum yine lisans gönderecek. Bakalım. Evet. Aktifleştirme şeyini gönderdi. Link mi gönderdi bakalım. Şurada. Acaba böyle mi yapacağız? Ya da download mu edeceğiz? Ben bunu bir kopyalayayım. Bakalım. Yoksa kodu buraya koyarız. Bakalım. Anahtar programını açtı. Aktifleştir diyoruz. Alien Sonic tamam. Evet biraz labirent gibi. Ama bakalım şimdi o çalışacak mı? Evet. Burada. Şuradan. Evet. Evet. Her şey tamam. Şimdi ikinci sese gidelim. Altoyu. Sıra geldi gitar harmonix. Bunu da aynı şekilde bu linke tıklıyoruz ve sonra buraya. Buraya tıkladıktan sonra bize mail gönderiyor. Bakalım. Evet. Mailden download asistanını indiriyoruz. Şu kodu kopyalayayım yine de. Gitar harmonix o da buradadır. Bir de şuraya bakayım. Şuraya şurada da olabilir. Bunun içine de atmış olabilir. Atmamış. Yok. Okey. Tekrar soundlara gidelim. G'de. Tamam o zaman ses kodunu vereceğiz. Ve lisans olduktan sonra galiba çıkacak gözükecek. Evet. Evet yine bir aramaya çıkacağız. Şurada veya orada. Gitar harmonix. Galiba bu. Deneyelim. Evet hepsine de lisans veriyor. Evet. Evet, o da tamam. Halion Sonic tekrar açalım bakalım. Evet, o da geldi. Klavye takılı değil, audio interface takılı değil. Bu sebepten yani takmadım çünkü gerek yok kurulum ve şey çalıştıktan sonra onlar zaten sadece size bunu göstermek istiyorum nasıl kuruluyor. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.